Arkadaşlar dergimizde başladık mı? Şimdi tamam mıyız? Dergimizde kıymetli arkadaşlar şu anda metabolizma başlığındayız. Yani bu araya koydum. Normalde böyle bir başlık yok arkadaşlar. Ama bu emin olunuz burada anlatacaklarımız aslında bu karbonhidrattır, yağdır, protein. Burada geçen kavramların soruya uyarlamaları. Nasıl olacak? Ne nasıldır? Temel olarak bunlar var aslında. Anlatabildim mi? Yani bu noktada yani cümle cümle ilerleyeceğiz. Kitaptan ilerlemeye çalışacağız ama önce biraz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha bir önceki derste de aslında biraz bahsettim. Dedim ki arkadaşlar bakın bir glikoz molekülü bir şekilde aşırı alındığında yağ molekülüne dönüştürülür. Fazla glikoz yağa dönüşür. Aynı şekilde bir yağ molekülü bir amino asit de gerektiğinde karaciğer ve böbrek tarafından neye dönüştürülebilir arkadaşlar? Hatırlayınız. Bir glikoz molekülüne dönüşülebilir. Kan şekeri artırımı. Aynı şekilde bir glikoz aminoasite dönüşebildiği gibi bir aminoasit bir yağ molekülü bir glikoza bu şekilde dönüşebilir. Bunlar kendi bizim alelade yağlar. Alelade aminoasitlerimiz, alelade karbonhidratlarımız. Yani her an bulabildiklerimiz. Ama bir de nelerimiz var kıymetli arkadaşlar? Temel ya da esansiyel diye geçen gruplar var ki temel ya da esansiyel bir aminoasitten bahsediyorum. Temel ya da kıymetli arkadaşlar esansiyel bir yağ molekülünden bahsedeceğim. Şimdi bunlar arkadaşlar kesinlikle dışarıdan hazır alınmak zorunda. Vücudumuz bunları kesinlikle oluşturamaz. Anlatabiliyor muyum? Bu temel amino asitler ve temel yağ asitleri kıymetli arkadaşlar genelde bitki kaynaklıdır. Niye genelde diyorum? Biz bazen bu amino asitleri oluşturulmuş hayvanlardan ve yağları aynı şekilde alabiliyoruz. Ama temel olarak sistem bitki kaynaklı. Anlaşıldı mı? Peki nedir önemli? Kıymetli arkadaşlar temel amino asitler vücutta üretilemez ama vücudumuza girdiği zaman glikoz olur, amino asit olur, kendileri başka bir amino asitle dönüşebilir, yağ molekülüne dönüşülebilir. Aynı şekilde kıymetli arkadaşlar temel bir yağ aslında bir amino asit olabilir, başka bir yağ türüne dönüşebilir, aynı şekilde bir glikoza dönüşebilir. Dikkat ederseniz arkadaşlar oklar tek yönlü. Bu ne demek? Bir glikoz kalkıp temel amino asit olamaz. Ama bir temel amino asit glikoza dönüşebilir. Bir glikoz kalkıp bir temel yağ asidi oluşamaz. Ama bir yağ asidi, temel yağ asidi bir glikoza dönüşebilir. Oklar tek yönlü. Ve kıymetli arkadaşlar, temeller birbirine dönüşebilir mi? Hayır. Kesinlikle kendilerine özel, spesifik moleküllerdir. Ve hiçbir şekilde ne yapmıyorlar arkadaşlar? Birbirlerine dönüşmüyorlar. Ayrı birer üretim mekanizmaları var ve ayrı birer kaynaktan alınmak durumundalar kıymetli arkadaşlar. Vücutta bunları biz üretemiyoruz. Anlaşıldı mı? Ve dikkat edin, ben Tıbbiye Dergisi'ni bu iki tane satırı özellikle ayırmışım bak bu konulara. Anlatabiliyor muyum? Çünkü tek tek irdelenmesi gereken ifadeler var. Çok genellemeler var, zaten fark edeceğiz. Buyurun, alalım. Dehidrasyon reaksiyonları, anabolizma, yapım, özümleme olmak üzere 3 tanedir. Kesinlikle. Yani sen bir yerde dehidrasyon mu gördün abi? Tamam, çok güzel. Bu dehidrasyon demektir ki özümlemedir genelde. Bu bir sentez reaksiyonudur ya da anabolizmadır. Buyurun. Hidroliz reaksiyonları, katabolizma, yıkım, yadımlama olmak üzere 3 tanedir. Evet, yıkım, kıymetli arkadaşlar, yadımlama. Bakın bu bir nedir? Aynı zamanda sindirim diye de geçebilir. Bu bir katabolik olaydır. Anlaşıldı mı? Önemli. Şimdi gelecek cümleye dikkat. Hidroliz reaksiyonlarında genellikle ATP harcanmaz. Arkadaşlar bunda ATP harcanması yok. Neden? Sen bir protein alıp neye dönüştürebilirsin? Amino asite dönüştürebilirsin. Efendim bir yağ molekülünü alırsın. Neye dönüştürebilirsin? Gliserol. Değil mi? Yağ asidine. Bir efendim nişastayı alırsın. Glikojeni alırsın. Neye dönüştürürsün? Glikoza dönüştürürsün. Bu şuna demektir. Bu şuna dikkat eder. Mesela ağzına ekmeği aldın nişasta. Değil mi? Doğru muyum? Patatesi aldım. Benim ağzımda patates tükürükle ne yapıyor? Parçalamıyor değil mi arkadaşlar? Peki soru şu. Burada ben ATP'yi nerede kullanacağım ya? Bir kere ATP hücre dışında çalışabilir mi? Asla. Demek ki sindirim reaksiyonlarında biz ne harcamıyoruz ATP? İstesek de harcamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar hidroliz reaksiyonları ya da sindirim reaksiyonları dediğimiz yapılar ATP kullanmadan işleyen yapılardır. Anlaşıldı mı? Burası önemli bir ifade. Mesela ben nişastayı aldım. Derin soru. Bak derin soru dikkatinizi çekeceğim. Geçen seneden kalma sindirim bilgilerinizi istiyorum. Attım ağzıma. Ağzımda hangi enzim var? Amilaz. Ben şekere kadar parçalayabilir miyim? Ancak maltoza kadar parçalarım. İndi aşağı, midede parçalama yok, ince bağırsak geldi. Pankreastan hatırlıyorum, Wilson kanalından. Amilaz geldi mi? Pankreatik amilaz. Peki o şekeri glikoza kadar parçalayabilir mi?
Hayır. Peki hocam hep maltoz mu kalacak? Hep disakarit mi, sükroz mu kalacak? Laktoz mu kalacak? Hayır. Onu parçalayan ince bağırsak kendi enzimi. Disakaridazlar var. Maltaz, laktaz, sükraz. Tamam mı? Seçici bir sorudur. Unutmayınız. Yani sen patatesin üstüne pankreas öz suyu döksen glikoz elde edemez. Ne elde edebilirsin? Ancak maltoz. Çok ince bir nüanslı. Bunu belirtmek istedim. Buyurun. Dehidrasyon olayları ATP harcanmadan mümkün değil. Kesinlikle. Az önceki derste anlattım. Bir peptit balığı için kaç ATP gerekiyordu? 4 ATP değil mi? 4 tane ATP harcayarak ancak bir amino asit bir amino asit bağlayabilirsiniz. E düşün hemoglobin 10.000 amino asitli. Bir hemoglobin üretmek için değil mi? Çok ciddi 40.000 ATP harcamak durumunda kalıyoruz. Buyurun. Tüm canlılarda gerçekleşen protein sentezinde organik monomerlerden organik polimer yapma olayı gerçekleşiyor. Kesinlikle. Soruda geliyor ya, hangisi tüm canlılarda ortaktır? Abi organikten organik ortak olmak zorunda. Niye? Bu protein sentezidir. Anlatabildim mi? Genelleyebilirsiniz. Dolayısıyla tüm canlılarda var. Buyurun. Fotosentez ve kemosentez inorganik moleküllerden organik molekül yapmadır. Yani inorganikten organik yapıyorsun. Bunu ancak kim yapar? Fotosentetik ya da kemosentetik yapar. Her canlı bunu yapabilir mi? Hayır. Her canlı inorganikten organik yapamaz. Ama her canlı organikten organik yapar. Buyurun. Solunum olayı organik monomerden inorganik madde yapmaktır. Arkadaşım bak, solunum çok önemli. Çok karıştırılan bir şey. Nedir? Glikoz yakabilirsin. Hocam amino asitten enerji elde edilir mi? Edersin. Ama önce ne yapman lazım? Amonyandan kurtulacaksın. Hocam yağlar, yağlar zaten en fazla enerji veren değil mi arkadaşlar? Bunların hepsi neye dönüşür? Enerji, yani ATP'ye dönüşür. Ne çıkar bu dönüşümler esnasında? Karbondioksit çıkar, su çıkar. Hocam bunlar inorganik değil mi? Evet. Biz şimdi ne yaptık? Organikten ne ürettik kıymetli arkadaşlar? İnorganik ürettik. Gördük mü? Ve yanında ne ürettik? ATP ürettik. İşte bu farklı bir reaksiyon. Soru sana soruyor. Laktozun parçaladığını elde ettik. Glikoz artı galaktoz. Değil mi? Bu bir hidroliz. Nişastadan glikoz elde ettim. Bu bir hidroliz. Monomerlerini ayırdın. Ama sen glikozu su, karbondioksit ve ATP parçalıyorsan o solunumdur. Anlatabildim mi? Yani sen organik bir maddeden inorganik bir madde elde ediyorsun. Gene bütün canlılarda ortak olmak zorunda. Çünkü her canlı ne üretir? ATP. Nereden üretir? Organik besinlerinden üretir. Oldu mu? Understand? Önemli. Buyurun. Egzergonik reaksiyonlar ısı üretir. Endergonik reaksiyonlar ısı kullanır. Isı kullanırlar. Güzel. Yıkım sırasına göre en önce karbonhidratlar yıkılır. Değil mi? Karbonhidratlar birinci ildir. Doğru mudur? Sonra kim yıkılır? Sıra kime gelir karbonhidratlar tükenince? İkinci il kim yakıldı? Oku orada. Karbonhidratlar birinci, yağlar ikinci, proteinler ise üçüncü olmak üzere. Neden biz proteinleri kıymetli arkadaşlar böyle en son yapıyoruz? Verimi az abi. Çok yapıyorsun ama çok ATP elde edemiyorsun. Anlatabildim mi? Hocam öyle diyorsunuz da o zaman yağ yakalım. Şimdi geçelim cümlemize, buyurun. Sağladığı enerji miktarına göre birinci olarak yağlar. Yağlar en fazla enerji verenler. İkinci olarak proteinler. İkinci proteinler. Üçüncü olarak karbonhidratlar. Güzel. Peki biz niye birinci olarak karbonhidrat yapıyoruz saf gibi ya? Gidip yağ yaksak ya. Daha kolay. Daha kolay. Çünkü bizi ne yaptı? Enzimlerimiz karbonhidratlara göre evrimleşmiş. Doğru muyum? Yani yağ yakmaya göre evrimleşmemiş arkadaşlar. O yüzden biz ne yapıyoruz? Karbonhidrat türevlerini yakmaya alıştığımız için sadece bu enzimlerle başlayabiliyoruz sisteme. Understand? Ve o yüzden her zaman için yağı da proteini de kime benzetmeye çalışıyoruz? Bir çeşit karbonhidrata benzeterek hareket etmeye çalışıyoruz. Bir ara formu seçiyoruz kendimize. Amino asiti de yağı da ona çevirmeye çalışıyoruz. Farklı farklı. Buyurun. Vücutta bulunma miktarına göre birincil olarak protein, ikincil olarak yağ, üçüncil olarak karbonhidratlar. Kesinlikle en fazla protein var. İkinci yağ var. Niye karbonhidratlar en az? Hemen tüketiyoruz. Değil mi? Hemen tüketiyorsun çünkü. Çok hızlı bir tükenme reaksiyonuna sahipler. Buyurun. Solunum katsayısı. Önemli. Üretilen karbondioksit bölü tüketilen oksijen miktarı. Solunum katsayısı arkadaşlar, tekrar bahsedelim. Çıkan karbondioksit miktarını tüketilen oksijen miktarına böldüğün zaman solunum katsayısı diye bir şey karşımıza çıkıyor.
Hemen kıymetli arkadaşlar, burada 3 tane deney düzeni yazılıyorum. Kamera yakın çekiyor mu? Görülebiliyor mu kamerada? Evet. Buraya zoomlayabilirsin istiyorsan. Yani daha iyi etki edecekse burası. Şöyle ben gösteriyorum. Arkadaşlar 3 tane deney hazırladım. Bakınız. Bu 3 deney kabımın içine besinler koyuyorum. Hepsi spesifik besinler. Özel. Hepsine ayrı besin koyacağım ama aynı canlıyı koyacağım. Mesela burada kabı arkadaşlar neyle doldurdum? Bakterilerimle doldurdum ve bu kaba karbonhidrat yükledim. Dedim ki bu canlılara siz karbonhidrat yükleyeceksiniz. Sonra kıymetli arkadaşlar buraya da renkli bir sıvı yerleştirdim. Hatırlıyorsunuz bu tür deneylere. Değil mi? Acaba bu renkli sıvı nasıl hareket edecek? Yani ok yönü, her ikisine de bakın tuzak kuruyorum. Çok dikkatinizi çekerim. İkisinin de yönü yukarı doğru. Ama birisi kabın içine doğru, diğeri kabın dışına doğru değil mi? Burası birinci yola, burası ikinci olsun kıymetli arkadaşlar. Soru şu, karbonhidratlar için konuşuyorum. Yakın alıyor değil mi? Karbonhidratlar için konuşuyorum. Karbonhidratın aldığı oksijenle karbonhidrat yıkımının verdiği karbondioksit miktarı nasıl arkadaşlar? Birbirine eşit olduğundan dolayı birinci kapta sıvı seviyesi değişmiyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla karbonhidratlar için solunum katsayısını söylersem CO2 ve oksijen birbirine eşit olduğu için 1 çıkıyor. Anlaşıldı? Gelelim ikinci kabımıza. İkinci kabımda kıymetli arkadaşlar gene besiyeni koydum, gene bakterimi koydum. Bu sefer içeri kıymetli arkadaşlar yağ koyuyorum. Gene burada kıymetli dostlarım bakınız neyim var? Bir sıvı var burada. Sorun şu. Yağlar sindirilirken, tüketilirken, daha doğrusu solunuma katıldıklarında ne kadar oksijen tüketirler? Çok fazla tüketirler. Neden? Çünkü hidrojenleri çoktu. Hatırlıyor muyuz? Çok hidrojenleri olduğu için çok oksijene ihtiyaç duyuyorlar. Peki hocam ne kadar karbondioksit salıyorlar? Oksijenin yanında nasıl? Oldukça az. Dolayısıyla burada sıvı nasıl hareket edecek? Nereye doğru hareket edecek? Aşırı oksijen tüketildiği için değil mi? Bir iç vakum oluşacak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakınız. Ne oldu kabımda? Bir seviye indirgendi. Yani bir yönünde su hareketlendi. Demek istediğim anlaşıldı mı? Bunu solunum katsayısı olarak ifade edersem yağların solunum katsayısı eşittir. Üretilen karbondioksit 1 ise kıymetli arkadaşlar tüketilen oksijen nasıl? En az 3-5. Yani solunum katsayısı 1'den küçük olacaktır. Doğru muyum? Üçüncü tüpümde ise kıymetli arkadaşlar bu sefer gene aynı bakterilerimi koydum. Fakat dedim ki siz protein ağırlıklı besleneceksiniz. Ne yaptım kıymetli arkadaşlar? Protein yükledim. Ve herkese burada bekliyorum. Buradaki durumum nedir? Aşırı derecede oksijen tüketilmiyor. Çünkü proteinlerde çok fazla hidrojen yok. Ama aşırı derecede çıkartıyor arkadaşlar karşımıza. Çok fazla miktarda karbondioksit dış çıkışı gözlüyoruz. Dolayısıyla benim renkli sıvım ne yapacak? Bu basıncın etkisiyle hangi kola doğru yükselecek? 2 numaralı kola doğru yükselme sağlayacak. Anlaşıldı mı? İfade edebildim mi? Dolayısıyla solunum katsayısını incelediğimiz zaman proteinler için konuşuyoruz. Karbondioksit bölüğü, oksijen, aşırı karbondioksit, çok az oksijen tüketimi. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar proteinlerin katsayısı birden büyük olacak. Değil mi solunum katsayısı? Anlatabildim mi? Burası önemli bir nüanstır kıymetli arkadaşlar. Ki oradaki açıklamalarda bununla alakalı bilgi bulacaksınız. Aynı ok yönlerini takip edişi vesaire söylemişim burada, ifade etmişim. Şimdi ben orada bazal metabolizma başlığımız var. Ona geçiyoruz. Bazal metabolizma nedir? Şimdi arkadaşlar geldik metabolizmanın önemli noktalarından bir tanesine. Bazal metabolizmayı ifade etmem gerekiyor size. Kıymetli arkadaşlar bazal metabolizma çok önemli bir yapı. Neden? Bazal metabolizmayı kıymetli arkadaşlar ölçerseniz kişinin açken ne yaptığını bulursunuz. Bunun ne önemi var? Şimdi önce bir olayı ifade edelim. Bazal metabolizma ölçümü nasıl? 1. Kişiyi 12 saat aç bırakacaksın. Kişiyi en son 12 saat önce yemek yemiş olacak. Böylece ne yapacak? Vücudunda hemen hemen karbonhidrat kalmamış olması lazım. Anlaşıldı? Kişi yatar durumda olacak ama uyanık. Tam dinlenme pozisyonu. Uyumayacak. Tamam? Nefes alışverişi yavaşlamış. Öyle dinleniyor. Oruç var. Oruç pozisyonunda. Yatar halde kıymetli arkadaşlar. Efendim ortamın sıcaklığı, oda sıcaklığı olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ve biz bu şahsın üstüne ne örtüyoruz? Özel bir plastik kap var. Bunu kapattığımız zaman içerideki tüketilen oksijeni
ve salınan karbondioksiti, yani solunum katsayısını ölçüyoruz kişinin. Anlatabildim mi? Şimdi düşünün, bu şahıs 12 saattir aç. Değil mi? Bir bakıyorum ben bu adama, adam aşırı derecede oksijen tüketti. Çok az karbondioksit çıkarttı. Bu adam açken ne yaktı? Yağ yaktı. Değil mi? Bakın yağ yaktı. Demek ki bu adam evet karbonhidratlarını bitirmiş, yağlarını yakmaya başlamış. Güzel. Yani düzenli bir egzersizle zayıflayabilir. Ama bir inceliyorum abi, bu adam normal halükarda bir başka bedenle mesela bir inceliyorum. Ama bir baktım aşırı karbondioksit üretiyor ama çok az oksijen tüketiyor. Eyvah, proteinleri yakıyor değil mi bu adam? Bir inceliyorum, adam çok şişman ama ona rağmen hala protein yakıyor. Niye yakmıyor, yağ yakmıyor bu adam? Demek ki metabolik bir ne var? Problem var. Değil mi? Hemen bu kişiye ne yapacağım? Özel bir diyet uygulayacağım. Anlatabiliyor muyum? Efendim bir başka şahsa baktım. Adam eşit yakıyor. Çıkarttık karbondioksit, aldı oksijen aynı. Hacı abi bir dakika ya. Sen aç değil misin? Açım. Sen nereden buldun bu karbonhidratı? Anladık mı? Adamda bir sıkıntı var. Adam bir türlü ne yapamıyor? Yağlarına ulaşamıyor. Değil mi? Sistemde anlı bir karbonhidrat yıkımıyla hala iştigal ediyor. Nasıl yapıyoruz? Böbreklerim devreye girdi. Karaciğer acayip başka bir şey mi yapıyor? Yani biz neyi çıkartıyoruz arkadaşlar burada? 12 saat aç kalmış bir insan, minimum seviyede, yani hareketsiz. Efendim burada mesela bir soru sorayım. Cinsiyet, erkekte bir hızlı metabolizma var yoksa dişide mi? Erkekte çok var. Şişman bir insanda mı daha fazladır, zayıf bir insanda mı? Şişmanda. Daha yavaştır. Bakın, anlatabiliyor muyum? Şişmanlık ters bir etki. Geniş vücut olabilir, tam tersi etki ediyor. Metabolizmayı yavaşlatan bir sistem. Fit olsa metabolizması nasıl çıkacak? Hızlanmış bir şekilde çıkıyor. Peki sıcaklık? Yüksek sıcaklıklarda metabolizma ne olur? Hızlanır. Düşük sıcaklıklarda metabolizma yavaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bazal metabolizmayı ben sporcular için uyguluyorum. Bazal metabolizmayı ben diyetisyenler için uyguluyorum. Bazal metabolizmayı ben metabolik bozukluklardan, karaciğer bozukluğu, böbrek bozukluğu, bütün bunlara ulaşabilirim. İfade edebiliyor muyum? Genelde spor ağırlıklı, spor dallarında, sporcular için çok sık kullanılıyor arkadaşlar. Mesela geçen Cristiano Ronaldo'yu soktular. Adam ne yapmak zorunda kaldı? Bir sürü protein yaktı. Değil mi? Kilo vermesi gerekiyordu. Adamda yağ yok çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ne yaptılar? Evet, sen düzenli bir protein yakmaya başladın dediler. Kilom indi aşağı dediler yani. Kas yapmış herif. Anlatabiliyor muyum? İşte bu tür önerilerde bulunup kişileri ne yapıyoruz arkadaşlar? Uygun bir duruma getiriyoruz. Anlaşıldı? Ayraçlar kısmı var. Orada bir ayraçlardan ufaktan bahsedelim. Konumuzu bitireceğiz. Buyurun. Ayraçlar. Karbondioksit çıkışı. Evet. Etil alkol fermantasyonu, soluk verme, oksijenli solunum, protein hidrolizi, amino asit çıkışı, ortamın pH'ını düşürür. Önemli. Evet. Şimdi fenol diye bir bileşik var arkadaşlar. Kendisi kırmızı. Hafif asitleştirirseniz pembe, sarı tırak, sarı tırak bir renk alıyor. Anlatabildim mi? Gittiler rengini açıyor. Peki ortamda ne pH'ı düşürür? Eğer ortama karbondioksit verirsen pH'ı düşürürsün. Doğru muyum? Eğer ortamda protein parçalarsan ne açığa çıkar? Amino asit açığa çıkar. Asit pH ne oldu gene? Düştü. Fenol sarardı. Doğru muyum? Yağı hidroliz ettim. Ne çıktı? Bir sürü yağ asidi çıktı. Fenol ne oldu? Sarardı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani bu tür bileşikleri koyarak siz ne yapabilirsiniz? Ortamdaki değişiklikleri, değil mi? Tespit edebiliyorsunuz. Ayraç diyoruz biz bunları. İfade edebildim mi? Dolayısıyla bu tür ayraçları kullanarak ortam asitleştirme, bazikleştirme, renk değişimine göre karar veriyoruz. Ve böylece olan reaksiyonu tahmin etmeye çalışıyoruz. Buyurun. Protein artı biyüret ayracı, pembe renkli. Evet, proteinden ayrıca biyürettir. İçiyoruz. Bazal metabolizma. Minimum. Şöyle bir şey var. Ondan bir önce mesela okumamız gereken bir şey var. Mesela glikozun arkadaşlar. Bakın. Glikozun ayracı var. Glikoz normalde renksiz. Değil mi? Hatta ne anlatmış ben? Diabetes mellitus. Ballı hidrar hikayesi. Hatırladınız mı? Ne yapıyorlardı? Tadına direkt bakıyorlardı değil mi? Sıkıntıydı. Ama 1950'lerde ne bulundu? Mavi bir çözelti bulundu. Benedict diye bir adam bir mavi çözelti buldu. Koy idrarın içine, idrar ne oldu? Mavileşti. Isıya bir tutuyorsun abi. Eğer içeride glikoz varsa o renk ne oluyor? Kıpkırmızı oluyor. Artık ne gerek kalmadı? Tadına bakmaya gerek yok. Anlatabildim mi? Ortamdaki glikozun varlığını bu şekilde ortaya çıkarmış olduk. Bazal metabolizma da şimdi anlattım. Bu sütunları takip ederseniz kıymetli arkadaşlar, önemli nüanslar, önemli noktalar var. Şu kısımları zaten açıklamalarda tekrar bulunmuş. Sorusu olan arkadaşım var mı? Şunu da zaten temel aminoasitler vesaire bahsettim. Bakın genellemeler çok kullanılır metabolizmada. Organikten organik, inorganikten organik. Efendim solunum farklılığı nedir? Bunu yakalayacağız.
Neden ben yağı tercih edemiyorum? Neden illa karbonhidrat? Çünkü ne var bende? Karbonhidratları özgü enzimler var. Doğru mudur? Efendim niye proteini son yapıyorum? Arkadaşlar proteini ne kadar yakarsan yak çok az enerji elde ediyorsun. Çok enerji harcıyorsun yakmak için. Ama ne oluyor? Çok az enerji elde ediyorsun. O yüzden diyetisyenler ne diyor? Protein ağırlıklı diyet yapın diyor değil mi? Kilo vermek istiyorsanız. Çünkü senin aldığından daha fazlasını yakmak zorunda kalıyorsun sindirebilmek için. Anlatabiliyor muyum? Evet. Teşekkür ederiz.